Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Velhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusul rabbinâ bil hakki sallu ala resulina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbi yessir ve la tuassir. Sehhil aleyna bifadlike ya müyessir. Rabbi zidna ilmen ve fahmen ve ihlasan ve nuran ve elhukna bis salihin. Amin ya mu'in. Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfe'una bima allemtena. Amin. Bi hurmeti seyyidil mürselin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cümlemizi, analarımızı, babalarımızı ve bütün dua bekleyen Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Ramazan-ı Şerif bayramımız mübarek olsun. Allahu Teala Celle Celaluhu inşallah bu Ramazan-ı Şerif bayramı ile beraber hepimize ilerinin en büyük bayramı olan son bayramımız cennetine, cemaline kavuşma bayramımızı da nasip eylesin. Asıl bayram o işte. Rabbim nasip etsin inşallah. Bir bayram daha var. Allahu Teala Celle Celaluhu'nun huzuruna imanla çıkma bayramı. Şehadetle gitme bayramı. Rabbim nasip etsin. Bir bayram daha var. İnşallah kabirde münker ve nekir meleklerinin sorgu suallerine karşı kolaylıkla cevaplarımızı verip de kabrimizin cennet bahçesinden bir bahçe olma bayramı. Rabbim nasip etsin inşallah. Bir bayram daha var inşallah. O da mahşer gününde, o kıyametin dehşetli gününde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun arşının gölgesinde gölgelenecek kimseler çağrılacak. Protokol dediğimiz önemli bir adres. Sıkıntı yok orada. Allah-u Teala Celle Celaluhu özel misafir olarak kabul ediyor sizi. 7 sınıf insan. Rabbim oraya da çıkabilme, o arşın gölgesinde gölgelenme bayramında nasip etsin inşallah. Bir bayram daha var. O da Sırat Köprüsü'nden geçme bayramı. Cehennemin üzerinde kurulmuş olan Sırat Köprüsü, 3000 yıllık mesafe, 7 tane karakol, ayrı ayrı sorgular, sualler, iman sorgusu, namaz sorgusu, oruç sorgusu, bunlarla ilgili olan sorguların yapılmış olduğu yerde inşallah yüzümüz ak, gönlümüz pak bir şekilde yıldırım gibi, şimşek gibi geçip de kurtulma, cennete cemalullah kavuşma bayramı. Bir şeyler bizi bekliyor ama inşallah bu tuttuğumuz oruçlarımız o bekleyen yerlerde bize şefaatçi olarak gelir. Daha önceki derslerimizi hatırlayacaksınız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi neydi? Mübarek buyurdular ki iki şey var şefaatçi olacaklar. Birisi oruç, birisi Kur'an. Oruç ayında orucumuzu tuttuk. Kur'an ayında Ramazan-ı Şerif'te Kur'an'ımızı okuduk elhamdülillah. Rabbim İnşallah bunları devam ettirmeyi de nasip etsin. Hatta biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ramazan orucunu tuttuktan sonrasında gelen ay Şevval ayı, o ayda da 6 gün oruç tutan kimse bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi sevap kazanır buyuruyor. Allah 1'e 10 veriyor ya, 30 gün oruç tuttuk, 30 çarpı 10 300 gün etti. E burada da efendim 6 gün, 6 çarpı 10, 360. E bir taraftan da 365 günün biliyorsunuz, Ramazan-ı Şerif'in bayramında birinci gün oruç tutmak haramdır. Kurban Bayramı'nın 4 günü oruç tutmak haramdır. Etti 5 gün, onlar da bayramdan sayılıyor. 300 Ramazan'da, 60 Şevval'in 6 gününde, 5 günde haram olan günlerde bunları toplamda efendim 365 gün bir sene olarak görmüş oluyoruz. İnşallah Şevval oruçlarında Rabbim kolaylıkla tutabilmeyi nasip etsin. Bir aya sığdıracağız.
peş peşe tutma zorunluluğu yok. Zaten tutmak da iyi görülmüyor. Mekruh görülmüş bazı kitaplarda. Biz bunu parçalamak suretiyle yapacağız. Pazartesi, perşembe, pazartesi, perşembe, pazartesi, perşembe. 3 hafta içerisinde 2'şer gün pazartesi, perşembe tuttuğumuzda olayı halletmiş oluyoruz Allah'ın izniyle. Mükafatını bütün senenin oruçlu geçirme efendim mükafatı. Bir taraftan da kitaplarımız şunu söylüyor. Yani insan oruçtan efendim uzaklaşmanın adeta o burukluğunu yaşıyor. Üzüntüsünü yaşıyor. Allah'ım oruca doyamadım ya Rabbi deyip o sünnet olan Şevval oruçlarını da bırakmıyor, terk etmiyor. Hanımefendiler, onlar da çok dikkat etsinler. Bu Şevval oruçlarının içerisinde hani hızla borçlarını da tutabilirler. Yani kazaya oruç olarak niyet edeceğiz. Yani hem Şevval hem kaza demeyeceğiz tabii. Bir taneye niyet edilir, o da kaza olacak. Çünkü ileride tutamayabiliriz işlerimiz, çocuklarımız vesaire derken. Dolayısıyla bu arada beyimiz, kocamız oruç tutarken pazartesi, perşembe, biz de o pazartesi, perşembeleri ona iştirak edelim. Hem onun duasını alırız, sahurunu hazırlamış oluruz, iftarını hazırlamış oluruz. Onunla beraber şıkıdım şıkıdım efendim güzel bir şekilde bir iftar yaparız, sahur yaparız. Aman kocalarımıza dikkat edelim, kocalarımız da size dikkat etsin. Yani bu dünya hayatı da cennet gibi geçsin. Ahirette de inşallah cennette beraberce orada kol kola, el ele tutuşarak insan eşiyle beraber güzel bir hayat sürsün. Orada sıkıntı da yok artık. Yani kira düşünmeyeceksin, doğalgaz, efendim, elektrik, su faturaları yok, telefon faturası bilmem nesi hiçbir şey de yok. Oh, Rabbim nasip etsin. Ne güzel bir hayat olur o hayat. Ama birbirimizi üzersek, orada efendim bu sefer üzülürüz. Yani burada birbirimizi üzdüğümüzde orada üzülürüz. Kazanmayız yani. Kazanmayız. Niye? Bir erkek diyelim hanımını üzdü. Şunu unutmayalım. Kul hakkı var ya, kul hakkı. Hanımın da hakkı var. O da bir kul. O da orada efendim Allah-u Teala'ya şikayet edebilir seni. Ya Rabbi hakkımı alacağım. Dünyada bir şey diyemiyordum. Sesimi çıkaramıyordum. Çocuklarım da vardı. Yuvayı da yıkmıyordum ama şimdi bunları ben efendim istiyorum. Eyvah! En küçük hakka eşine veriyorsun. 300 tane kabul olmuş namazın sevabını. 300 tane kabul olmuş namazın sevabını. Allah'ım sevap kalmıyor. İnsan ne yapar eder? Ölmeden önce hanımla bir helallaşır. İnsanla helallaştığımız gibi hanımlarla helallaşmak lazım. Sonra hanımların nikah mihirlerini vermediysek onları da bir an evvel verelim. O da bir haktır. Hanım helal ederse ayrı bir konu. Ama bazı arkadaşlarla konuşuyoruz. O mihrin efendim ölçüsünü bile bilmiyor. Unutmuş. Kardeşim mihir koymadılar mı sana? Koydular mı hatırlamıyorum ki diyor. Eyvah. O da bir kul hakkıdır. Ona göre efendim dikkate almak lazım. Hatırlayamadığınız yerlerde hemen yakınlarda evlenmiş olan kız kardeşini falan ölçü alırsınız. Baz alırsınız. Onun ölçüsünden verirsiniz mihrini. Dostlar, bu dünya hayatını güzel bir şekilde geçmesinin bu dünya hayatı efendim iki şeye bağlı. Bir, Kur'an'ın ışığında yürümek, bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzerine devam ettirmek. Eğer Kur'an-ı Kerim'in ahlakıyla ahlaklanırsak, Allah'ın izniyle bizim için bundan sonrasında korku yoktur. Üzüntü de yoktur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ölçüsüyle yaşarsak dünyada efendim cennet, ahirette de cennet bulmuş oluruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bayramın geldiğinde şöyle bir hadise bize anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescitten çıkmış, bayramın hüznüyle, üzüntüsüyle bir kenarda duran bir yavru. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dayanamaz.
evladım niye sen arkadaşlarınla beraber oynamıyorsun böyle kenarda durmuş ve efendim üzüntülü bir şekilde hayata küsmüş bir şekilde duruyorsun. Ya Resulallah, babam şehit oldu. Annem de başka birisiyle evlendi. Dolayısıyla dayanamıyorum. Ağlıyorum, içim içine ağlıyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki, senin baban ben olayım, annen de eve götüreyim Ayşe olsun, ablan Fatıma olsun. Kabul eder misin? Ne demek? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elinden tutuyor o yetimin ve efendim evine getiriyor. Onu güzel bir şekilde mutlu ediyor. Arkadaşlarının arasına böyle gülerek, oynayarak katılıyor o genç, o yavrumuz. Ve şunu söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kim bir yetime, kendi evinde olsun, dışarıda olsun fark etmez, bir yetime sahip çıkarsa, onunla ilgilenir, onun karnını doyurur, ihtiyacını sorar, onları alır, sevindirir, mutlu ederse, bir yetim, Allah Celle Celaluhu mükafat olarak o yetime sahip çıkanla beni cennette şöylece beraber aynı yerde bulunduracak diyor cennette. Parmaklarları mübarek orta parmağıyla bir de işaret parmağıyla gösteriyor. Şöylece beraber olacağız diyor yan yana. Allahu Ekber. Yani bilmiyorum. Ben çevremde böyle yetim birisini bulamadığımda hemen imdada İHA'ya yetişiyor. İHA yetimlerle ilgileniyor. Ve bir yetimin bedeli aylık 125 lira. 125 TL veriyorsunuz. Sizin için Afrika'da ismini gönderiyorlar. Efendim onunla ilgili olan çalışmaları hangi ülkenin yetimidir? Kaç yaşındadır? Ondan sonra size sahip çıkacak. Yarın mahşer gününde Allah'ım ya Rabbi tanımadığım bir insan Türkiye'den bana sahip çıkmıştı. Ben de efendim ona bu mahşer gününde yardımcı olmak istiyorum. Belki evladınızdan ondan göreceğiniz efendim fayda göremeyeceksiniz ama o size sahip çıkacak. Allah'ım Hristiyanlar gelip de bizi belki Hristiyanlaştıracak, dinsizleştirecekti. Allah razı olsun. Bunun sayesinde ben kendimi buldum, kurtuldum deyip de böyle güzellikler yaşayabiliriz. 125 lirayı veremiyorsak bile bölüştürelim arkadaşlarımız arasında. 25-25 lira olarak bölüştürsek öğrenciler bunu yapabiliyorlar. Kursumuzda böyle efendim yapıyoruz. Yetimlerle ilgili bir kumbara bulunduruyoruz. Herkes öyle efendim pay ediyor. Diyelim sınıfınızda 20 kişi var. 20 kişiye zaten otomatik olarak ayda en fazla 6 lira düşüyor. Ayda. 6 lirayı verdin mi senin de bir yetimin oluyor. Yetime bakıyorsun Allah da sana bakıyor. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Dolayısıyla yetime bu bayram günlerinde sizinle hani özellikle onu paylaşmak istedim. Yetime, fakir fukaraya ve öğrencilere ne olursunuz sahip çıkalım. Mahşer gününde de Allah bize sahip çıkar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam kendisi dünyaya gelmiş olduğu zaman ona özellikle dedesi Abdülmuttalip Abdullah ismini babasına vermişti ya, babası dünyaya gelmeden önce ahirete gitti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yetim olarak dünyaya geldi.
Muhammed ismini aldı. Muhammed, yerde, gökte övülen, saygı duyulan özel bir isim ve özel bir kimlik. Muhammed isimlerini verdiğimizde de gerçekten farklı bir tezahür oluyor insanda. Abdullah ismini verdiğinizde farklı bir tezahür oluyor. Çocuklarımıza isim verirken hep bunları tercih edelim. Abdullah, Allah'ın kulu demek. Abdurrahman, Rahman'ın kulu demek. Muhammed, Ahmet, bunlar yerde gökte övülen, sayılan. Çocuklarımız da saygın insanlar olsunlar inşallah. Allah'ın sevdiği insanlar olsunlar. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahiplenen, yetimliğinde onu yalnız bırakmayan amcası Ebu Talip. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yetimliğin ne olduğunu bildiği için bize yetimlere sahip çıkın diyor. Şöyle bir şey anlatılır. Şeytan aleyhillâne bir elinde süpürge, bir elinde de bal. Acele acele gidiyor. Nereye gidiyorsun diye sorduklarında diyor ki şu elimdeki süpürgeyle yerden toz toprak alıp da yetimin başına efendim serpiştiriyorum ki tozlu topraklı görünsün, insanlar yetimi sevmesinler, yetimden uzaklaşsınlar, dünya kadar sevap alacaklar, ben buna dayanamam diyor. Yetimin başına okşadığınızda diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o yetimin başındaki olan saçların sayısınca siz sevap alırsınız. Yetim başını okşamak. Allahu Ekber. Bir tonef götürüyorsunuz, bir lokantada yemek yediriyorsunuz, bir börekçide, bir dondurmacıda falan bir dondurma yediriyorsunuz. Allah! Ve cebine bir harçlık atıyorsunuz. Küçük çocuktur, gel gidelim senin bir oyuncakça diyorsunuz. Ona araba alıyorsunuz. Efendim bir düdük alıyorsunuz, neyse bir bebek alıyorsunuz. Yapalım bunları ya. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Onların duasıyla Allah'ın izniyle uçuşa geçeriz. Ve şeytan aleyhine diğer bir elindeki balla ne yapacağını nasıl açıklıyor biliyor musunuz? Diyor ki gıybet eden, dedikodu yapan kimseyi de çok severim diyor. Onun da ağzına böyle bal çalarım diyor. Konuştukça daha tatlanır. Konuştukça daha tatlanır. Ve şöyle de söyler. Ya kardeşim ben zaten yalan söylemiyorum ki, iftira da atmıyorum. Gerçekleri söylüyorum. Zaten kardeşim gerçekleri söylediğin için gıybet. O insan burada olsaydı bunları açıklayabilecek miydi? Buna konuşabilir miydi? Yüzün kızaracaktı. Onun için onun yokluğunda efendim istemediği şeyleri söylemen ona ait olsa da neticede gıybettir. Gıybet, dedikodu yapmak da seni helake götürür. Şeytan arkadaş olma. Böyle tatlı tatlı anlatıyorsun ama bil ki arka planında seni bekleyen çok büyük azap var. Perişanlık var. O insan duysa ki benim hakkımda böyle konuşuyordun sen. Allah Allah, yakıştıramadım sana ya. Ne dersin? Ne dersin? Yerin dibine girseydim de bunu yapmasaydım diyeceksin. Onun için sakın ha, sakın gıybet etme. Dedikodu yapma. Kul hakkına girme. Allah hepimizi affeylesin. Böyle şeyler zaman zaman yapmış olabiliyoruz, yapabiliyoruz. Dolayısıyla buna da son derece ihtimam gösterelim. Ve inşallah Rabbimizin huzuruna tertemiz gitmeye çalışalım. Tekrar Ramazan bayramınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Hak Celaluhu dünyanızı, ahiretinizi mamur eylesin. Çocuklarınızı, çocuklarımızı çok hayırlı etsin. Neslimiz, zürriyetimiz hiç namazsız kalmasın. Ve Allah-u Teala huzuruna gidecek ailemizden herkes Müslüman olsun, mümin olsun. Ve kafir, zalim, hain kimsenin Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gitmemesini Rabbimizden dileniyoruz, diliyoruz. Allah tertemiz kalabilmeyi hepimize nasip eylesin. Cenab-ı Hakk'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Haftaya görüşmek üzere inşallah.